Herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar, bahçemdeyim. Bugün neler yapacağız? Bugün hafta sonu, çocuklarla beraber biraz bahçeyle ilgileneceğim. Gökçen bugün yövmeye de, o yüzden tek başıma çocuklarla ben halletmeye çalışacağım. İnşallah halledebiliriz. 4 çocukla pek kolay olmayabilir. Ama bakacağız. Masal da bizimle beraber bugün bahçede. Şimdi sizlere neler yapacağımızı göstereceğim. Evet, şimdi burayı birkaç gün önceden Gökcan çapalamıştı. Buralara bir şeyler ekeceğiz. Buradan lahanaları sökmeyi düşünüyorum. Çünkü artık zamanı geçti ve kurtlanmaya başladı. Aralarına iyi olanları seçeceğim. Çorba yapmak için. Burada maydanozum büyümüş. Sizlere baklaları da göstermek istiyorum. Baklalarımızın boyu bayağı bir uzadı. Çiçek açmaya başladı şöyle. Ben pek ümidim yoktu, hani olmayacak diyordum ama şu bir hafta içinde bayağı bir olmuşlar. Ama bunlar ne zaman doğdu? Evet. Kızlar da burada otları yoluyorlar. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Evet, onlar şimdi güzel bir şekilde otları yolacaklar. Bugün bize Masal da eşlik ediyor. Artık mum sandalyesine oturabiliyor. O yüzden bizimle beraber artık bahçede bu şekilde oturabiliyor. Bu olmazsa bebek arabasında oturuyor. Gördüğünüz gibi kıpır kıpır maşallahı var. Evet, şimdi nereden başlayalım? Lahanalardan başlayalım. Onları ben bir sökeyim öncelikle. Ondan sonra ekmek kısmına geleceğiz. Evet, şimdi elimde bayağı bir köklü kerevizler var. Burada bir komşumuz bahçesini sürdürüyordu. Elinde bu şekilde bayağı bir köklü olarak sebzesi vardı. Biz de onları seçtik, aldık. Onları şimdi bahçemize ekeceğiz. Önce şöyle biraz temizleyeyim çünkü biraz hasar görmüş. Ama kökleri var, yani ekilebilecek bir durumda. Hatta şöyle göstereyim. Birazı olmak üzere olmuş bile. Hatta bayağı bir köklenmiş. Alttan kerevizini vermiş sayılır. Bunu ektiğimiz zaman kolay bir şekilde çıkacak. Yani öyle ümit ediyorum en azından. Şöyle biraz temizlenmesi lazım. Biraz yaprakları falan solmuş. Onları kardeşine verme. Ağzına sok. Masalın şu an tam diş çıkarma zamanı, her bulduğu maalesef ağzına götürüyor. O yüzden biraz dikkat ediyoruz bu konuda. Şu an bu elimdeki bayağı bir köklü sanırım alttan biraz çıkmış. O yüzden çok fazla ellemeyeceğim. Bu şekilde de kalabilir, yani problem olmaz. Sadece yapraklarını temizlemem gerekiyor. Böyle solmuş olanlar var. Onları ayıklamam lazım.
bayağı aşağıya kadar yandım ama şimdi bu tarafı ikili ikili dizeceğim. Çünkü biraz aralıklı olsun istiyorum. Şu an böyle yaprakları soluk durduğuna bakmayın. Onun can suyunu verdikten sonra büyük ihtimalle düzelecek onlar. Evet. Karışıyordur. Büyük ihtimalle bu tarafa yetmeyecek. O tarafta da lahanam var. Sökülecek. Buraya yetmezse eğer o tarafı düzenleyip o tarafa da ekeceğim. İki öyle, iki öyle. Burası tam yetecek galiba. Bakalım. Mirey, o yanındaki küçüğü ver bakayım. O mu? Ötekini ver. Ver onu. Kaç tane kaldı? İki tane. Ver bakayım tane daha.
Evet, kerevizlerin can suyunu şimdi verdim. Güzel bir şekilde inşallah tutarlar, dirilirler. Suyumu da bu tarafa doğru koydum. Kıvırcıklara doğru. Maydanozum var, nanem var. Onlar da sulansın. Bu arada kıvırcıkların böyle küçük olmasının sebebi bu kıvırcıkları ben kullanıyorum. Salatalarımda işte veya başka bir şey yaptığım zaman. Kullandığım için kenarlardan alıyorum. O yüzden böyle sürekli küçük görüyor olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Evet, orası da sulansın. Ben şimdi buradaki baklaların önünde de birkaç tane lahana var. Onları sökeceğim. Bunları da söktükten sonra bakalım başka hangi işlerimiz kalacak. Sonra devam edeceğiz. Lahanaların maşallahı var. Bayağı güzel tutmuş, çıkmakta zorlanıyor yani. Asılmam gerekiyor. Bayağı güzel ekmişim yalnızca. Evet, kıvırcıklar bayağı bir sulandı diye düşünüyorum. İşte onları yeterli. Şimdi baklaları sulayayım biraz da. Şöyle alttan doğru koyayım. Buradaki lahanaları da söktüm. Güzel bir şekilde. Burada bayağı güzel çiçekler vermiş. İnşallah olacak. Boyları da zaten bayağı bir uzadı yani. Evet. Burası sulana dursun. Şu odunları kaldırsam mı buradan kaldırmasam mı şu an bilemedim. Neyse, şurası bir sulansın bakalım. Ondan sonra bakacağız. Evet, Simay otları yolmaya başlamış. Şimdi burada bayağı bir otlar birikti kapımızın önünde. Onları yolmamız gerekiyor. Simay başlamış. Değişik bir ot çıkmış, sarmaşık gibi. Özellikle de burayı yolmak istiyorum. Çünkü bu kapının altından gider var. Yani biz balkonu yıkadığımız zaman, akıntısı olduğu zaman direkt bu kapının altından biz yer açmıştık. Oradan gidiyor. O yüzden şu an otlar olduğu için zor gidiyor. Şöyle alabilirim çünkü burası açılması lazım. Böyle bak, bakıyor kalan.
kenara biriktirebilirim. Daha yoluncaklar var. Allah korur onlar, bir şey olmaz. Çok sert olanları yapamıyorum. Onları göreceğim, halleder sonra. Aralarından çıra da çıkıyor bu arada. Evet. Bence bugünlük bu kadar tutuşturmalık yeter. Çünkü diğerlerini Gökcan'ın yapması gerekiyor. Onlar bayağı bir kalın. Şu da olurdu aslında ama arasında demir var. O yüzden yapamadım. Yine idare eder yani, güzel güzel şeyler, tutuşturmalıklar çıkardım. Bugünlük yeter. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bayağı bir yoruldum aslında. Şimdi bunu sizin kamera önünde görüyorsunuz ama kamera arkası da var bunun. Çocuklar falan biraz zorladı beni. Ama olsun, yapabildiğim kadarını yaptım. Güzel geçti. Umarım siz de izlerken zevkle izlersiniz, beğenirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.